Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en çok istek alan ürünü inceleyeceğiz. Yani Kung Fu Ramen. Arkadaşlar bu konuda o kadar çok istek oldu ki açıkçası birçok yer gezdim. Bayağı da zorlandım açıkçası bulmak için. Fakat bulmuşken de tam buldum. Gördüğünüz gibi Kung Fu Ramen'in baharatlı sığır eti aromalı çabuk eriştesi var arkadaşlar önümde. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar eski ambalaj. Bir de bunun yenilenmiş olanını buldum. O da hemen yanımda. Göstereyim. Hatta jelatinini dahi sökmedim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Kung Fu Ramen'in baharatlı sığır et aromalı hazır eriştesi. Sadece çabuk erişte yerine hazır erişte şeklinde yazısını koymuşlar. Bunun dışındaki herhangi bir çeşit farkı görünmüyor. Ambalajlar arasındaki farklardan tabii ki değineceğiz. Fakat öncelikle şuna bir bakalım diyorum ben. Ambalaj olarak inceleyelim ve diğeriyle birlikte kıyaslayalım. Öncelikli olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı ağırlıklı bir ambalajlaması var. İçerisindekiler yazmışlar burada. Buğday unu, rafine palmiye yağı, tuz, monosodyum glutamat var demiş. Şeker, kırmızı biber tozu, doğala özdeş sığır et aroması. Çok enteresan bir ibare koymuşlar. Karabiber tozu, anason tozu. Sebze bileşimi ise arkadaşlar içerisindeki. Zannediyorum ki küçük poşetler halinde olacak. Birazdan açıklamalarını okuyacağız tekrardan, yandaki açıklamalarını. Sebze bileşimi içerisinde kurutulmuş havuç, kurutulmuş yeşil soğan var. Ve ayrıca çeşitli ibareler yerleştirmiş buraya. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve katkıları yoktur demiş. Çin orijinalidir demiş arkadaşlar burada. Yani Çin'den getirilen bir ürün bu. Hemen arkadaşlar yan ambalajlarına bakalım. Neler var burada? Gördüğünüz gibi ilk dikkatimi çeken tek açıklama kısmı arkadaşlar burası. Bunun dışında herhangi bir besin öğeleri tablosu burada yok. Burada hazırlanışından bahsedeyim size, hemen burada yazılanı okuyayım. Kasenin kapağını yarıya kadar açarak içerisinde çıkan iki ayrı sos poşetinin kaseye boşaltınız demiş arkadaşlar. Sosların miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ibaresi de konmuş parantez içerisinde. Kaynar suyu sos ve eriştelerin üzerine boşaltın ve kasenin kapağını kapatın demiş. 3 dakika bekledikten sonra karıştırıp afiyetle yiyiniz. Erişteyi suyu ile birlikte yedikten sonra kalan sosun suyunu ekmek ile yemek daha leziz ve doyurucudur demiş. Burada öneri de sunmuş bize. Bunun dışında arkadaşlar burada ithalatçı firmayı görüyorsunuz. Üretici firmayı da belirtmişler. Çinli bir üreticisi var zaten. Bunun dışında arkadaşlar dikkatimi çeken ne kadar su koyacağımızı burada belirtmemiş. Normalde 300 mililitre olur. Ama bakacağız. Belki içerisinde işaretlemesi vardır. Ne kadarlık bir ürün onu da söyleyelim hemen. 90 gramlık. İsterseniz bir de hemen kısaca şuna bakmak istiyorum. Bunu arkadaşlar ben 1-2 hafta sonra incelemeyi düşünüyorum. İkisini aynı anda incelemek çok uzun bir video olacağı için çok tercih etmiyorum açıkçası. Hemen buna bakayım. Gördüğünüz gibi siyah bir ambalajlaması var bunun ağırlık olarak. Ve çözünürlüğü arkadaşlar bu ambalajlamanın çok düşük. Ayrıca burada besin öğeleri tablosunu belirtmiş. Yapılış çeşidinden bahsetmiş. Burada içerisindeki sosların da dahil olmak üzere yüzde miktarlarını dahi belirtmiş. Evet, yüzde miktarlarını dahi belirtmiş. Burada BRC sertifikası olduğunu belirtmiş yine. Bunun incelemesini yaptığı detaylı olarak konuşacağız. Ayrıca burada yapılış şeklinden bahsetmiş. Hemen burada bakmak istiyorum. Ne kadar su koymamız gerektiğini. İşaretlenmiş yere kadar demiş arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da 90 gramlık bir ürün. Tekrar yan yana koyayım. Bunun üzerinde ambalaj olduğu için biraz zor görüyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Eski ambalajlanması arkadaşlar. Bu da yeni ambalajlanması. Arayınca bulunuyor açıkçası. İsterseniz hemen bir açalım. Bakalım içerisinde neler var. Neler yapıyoruz. Evet. İçerisinden sos karışımı çıktı. Kurutulmuş sebzeleri burada. Ve çatalı çıktı. Çatalı
tek parça arkadaşlar. Diğerleri gibi böyle çıt çıtlı bir yapısı yok. Diğer videolarımı da incelemeyi unutmayın zaten bu esnada. Karşılaştırmak için. Sanki bu daha dayanıklıymış gibi geldi. Bakacağız. Noodle'a bakalım. Gördüğünüz gibi tek parça. İçerisinde bir sıvı seviyesi var mı diye bakmak istiyorum. Ne kadar koyacağız? Herhangi bir arkadaşlar seviye belirtilmemiş. Ben tekrar bakmak istiyorum emin olmak için. Bir mililitre ibaresi var mı diye. Evet, 3 dakika diyor. Kaynar su diyor sadece. Boşaltın diyor. Evet, belirtmemişler açıkçası. Ama biz yaklaşık 300 mililitre veya göz kararı koyabiliriz. İsterseniz arkadaşlar hemen şu karışımlarımızı açalım. Öncelikle bu kurutulmuş sebzemizi açalım. Dökelim içerisine. Evet arkadaşlar, suyumuzu dökelim. Herhangi bir miktar ibaresi yok fakat biz göz kararı yapacağız. Sanıyorum ki arkadaşlar bu kadar sıvı seviyesi yeterli. Şimdi kapatıp 3 dakika boyunca bekliyoruz. Evet arkadaşlar, 3 dakikalık süreyi doldurduk. Ve şimdi açma zamanı geldi. Hemen bahsetmek istiyorum. Şu açma mekanizması arkadaşlar... tutuyor. Fakat mesela bir Indomie'deki gibi değil açıkçası söylemek gerekirse. Indomie'ninki çok sağlıklıydı yanlış hatırlamıyorsam. Önceki videolarımızda yine bakabilirsiniz. Emin olmak için. Macanex'inki pek tutmamıştı açıkçası. Fakat bu ikisinin ortasında. Hemen açalım bakalım. Karıştıralım. Ne haline gelmiş. Bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle açalım iyice. Evet arkadaşlar, erişteler hafif bir şekilde şişmiş. Çok fazla değil. Olması gerektiği kadar şişmiş. Güzel şişmişler. Bir tadımını yapalım bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Evet, baharatlı. Yani biraz açıkçası genzi yakan bir baharat tadı var. Her ne kadar böyle kırmızı biber çok fazla görünmüyor olsa da, gözle görülür şekilde sosa karışmış görünüyor olsa da çok hafif genzi yakan bir acısı var. Bunun dışında noodle'lar birazcık sert arkadaşlar. Daha önceden de söylemiş olduğum gibi eğer Türk usulü bir noodle, Türk usulü bir makarna vesaire hani şişmiş şekilde seviyorsanız arkadaşlar bunlar size çok fazla hitap etmiyor açıkçası. Veya şöyle yapabilirsiniz. 3 dakikadan fazla su içerisinde bu tutun arkadaşlar. Bir 5 dakika su içerisinde tutarsanız bence yeterli olacaktır. Çünkü 3 dakika arkadaşlar Türk damak tadına birazcık farklı geliyor açıkçası. Bir kez daha şöyle tadımını yapalım. Gördüğünüz gibi oldukça uzun noodle'lar.
Evet. Gayet güzel. Kırmızı biber sosunu birazcık daha az katın arkadaşlar. Fakat sevdiğim bir ürün. Bunu ramen olarak da tüketebilirsiniz. Yani noodle çorbası olarak da tüketebilirsiniz. Ben beğendim. Birkaç hafta sonra arkadaşlar bu yeni versiyonunu da yayına koyacağım. İkisi arasındaki tat farkı, lezzet farkı var mı? Ambalaj dışında bir fark oluşmuş mu diye onu da inceleyeceğiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.